Evet, ifade tutanağını, sorgulama tutanağını da Barkom'uza yansıttık. Ben uzunca bir süre. Tabii. Günlerdir ben de Ramazan'la konuşuyorduk program öncesinde. Şimdi girerken söylemek isterim. Haber gerçekten çok önemli bir yayıncılığa imza attı. Sadece ifadelerdeki sorgulama tutanaklarındaki çelişkileri de yansıtarak insanların kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde yansıttılar. En önemlisi söylendi. Bu işin temsili olarak şu an başka bir ekip daha var. Hem sahada hem şu an binada, haberde ama şu an ben kendilerini sizin şahsınıza tebrik etmek istiyorum. Çünkü söylem olarak da bu işlerle tabii biraz bu işler dediğim işte böyle kriminoloji, cinayet vesaire uğraştığınız zaman biraz bu uğraştığınız işler dilinize de yansıyor. Örneğin mesela bende de var o. Orta Doğu meseleleri uğraştığım zaman ceset deyip geçiyoruz. Öldürüldü deyip geçiyoruz. Yani orada bir naiflik, bir seçici cümle kullanmaya pek imkan bırakmıyor. Ama A Haber yayınlarında özellikle cansız bedeni gibi cenazeye de saygı duyacak ve kimseyi rencide etmeyecek bir dilin. Masum bir çocuk var çünkü ortada. Evet ama aynı zamanda da Türkiye'de belki özlediğimiz reyting uğruna ne kadar can acıtıcı, provoke edici, insanları hüngür hüngür ağlatacak bir dil dışında yalın bir gazetecilik diliyle aktardıkları için ben ikinizin de şahsında tüm istihbarat ekibine de Haber Haber Merkezi'nde tüm editörleri de tüm muhabir arkadaşlarımızı da tebrik etmek isterim. Günlerdir ben de A Haber'den gece gündüz takip ettim sabaha kadar sizlerle beraber. Beyler sizi Barkom'un önüne alayım çünkü uzun zamandır beklediğimiz pek çok soruya da yanıt verebileceğini düşündüğümüz bir ifade tutanağı an itibariyle A Haber ekranlarında, A Haber'in İstanbul stüdyolarındaki dev Barkom'da. Bu ifade tutanağı ve ifade tutanağının içeriği neden önemli? Biz hangi bilgilere ulaştık? Hangi noktalar eksik kaldı? Başlayalım. Şimdi ben kısaca bir olayın özetini geçeyim. Mehmet de buradan ifadeleri aktarma imkanını gösterir izleyicilerimize. İfade tutanağını okuduğumuzda bazı noktalarda çelişki var. Rüya zaten özetledi. Rüya'yı da tebrik edelim ilk olarak ulaştı bu bilgilere. Burada eğer bu ifade doğru ise itirafçı Nevzat Bahtiyar yalan söylüyor. Evet. Yanlış söylüyor. Yani Nevzat Bahtiyar'ın dedikleri doğruysa şu anda buradaki ifadeler yanlış ve yalan demek oluyor. Şimdi Nari'nin kaybı... Muhtemelen Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi iddiaları doğruysa bu 22 kişinin neredeyse hepsinin ifadesi de yalan oluyor. Yani 22'ye karşı bir gibi bir durumda oluşmuş. Bakalım diğer ifade verenler ne çıkacak Banu? Onları görmek lazım. Ancak yani birileri yalan söylüyor. Çünkü burada dikkatimi çektiğin nokta, birazdan Mehmet zaten detaylarını anlatır. Bu az önce işaretlenmiş olanı verebilirler mi arkadaşlarımız rica etsek? Son sayfa, iki kili, son sayfaları verelim mi arkadaşlar? Aslında iki kilit nokta var buradaki ifade tutanağında. Nari'nin 15-15'teki son görüntüleri artık son olarak kayda giren görüntülerdi. Daha sonrasında işte bu 15-15 civarında patika yoldan çıktığında hem itirafçının evine ulaşma imkanı var hem de kendilerinin evine gidebileceği bir nokta. Ancak ifadesinde diyor ki burada 16 sıralarında diyor uyuduğunu söylediğini belirtiyor. Ancak tabii ki mahkeme başkanı çok deneyimli ekipler çünkü bunlar soruşturma evrakları çok titizlikle hazırlanıyor. 15-15 sıralarındaki bu uyku çelişkisini soruyor. Yani şunu diyor, kolluktaki müşteki olarak alınan ifadenizde hediyenin saat 16 sıralarında eve geldiğini beyan etmenize rağmen şu anki ifadenizde 15-15'te oturduğunuzu söylemektesiniz. Çelişkiyi neden açıklıyorsunuz diyor. 15-15 neden önemli? Patika yoldaki son görüntüsü çünkü kayıtlarda 15-15'ten eve gitmesi. Yani maksimum 15 dakika içerisinde küçük Narin hayatını kaybediyor. Aslında biz gün içerisinde görünen o. Zamanlamaya baktığımızda normalde 25 dakika içerisinde bir şeyler oluyor. Yani o mesafe 15-25 Mehmet dediğin gibi. Buradaki kırmızı aracın kamera kadrajına girdiği dakikayla. Hani gidene kadar da 5-10 dakika geçmiş olsa işte ben de ona göre 15 dakika diye hesapladım. 16'daki çelişki bir kere burada
tespit edilmiş. Daha sonraki beyanı tekrar ben tekrar etmeyeceğim. Mehmet'e sözü bırakacağım. Hemen zaten şunu söyleyeyim. Ben saate bakmadığımdan saatleri hatalı söylemiş olabilirim. Her iki ifademde de söylemiş olduğum saatler yanlış olabilir. Uyuduğumdan hediyenin saat kaçta eve geldiğini bilmiyorum. Olay günü 15-15 civarlarında Salim'le bir arada mıydınız? Salim denilen kişi işte bir numaralı şüpheli muhtar amca. Hayır değildim. Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde Hacı Hüseyin'in evinin önünde olduğunu gördüm. Kendisiyle bir araya gelmedik. Narin sizin evinize patikaya çıkıp yukarı geldiğinde sizle Salim'in ilişkisine denk gelmesi nedeniyle mi öldürdünüz? Ben kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla da herhangi bir ilişkim olamaz diyor ifadesinde. Bu da çok toplumda konuşulan bir şey. Narin'in 17 sıralarında daha sonra işte oradan komşularla haberleştik vesaire falan diye ifade var ama burada. Son olarak şunu belirteyim. Hani bu beyan tutanakla ilgili nasıl bir çelişki olduğuna bir askeri üssün kamerasından itirafçını Nevzat Bahtiyar'ın kırmızı aracının Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 15.30 ile 15.50 ya da 15.30 civarında 16.50'ye kadar orada kamera tespit edilmiş durumda. Yani Narin'in hala 17'de hayatta olduğu çünkü beyanatta deniliyor ki 17'de caminin önünde gören olmuş 18'de vesairede gören olmuş deniliyor ama kamera kayıtlarında itirafçı diyor ki ben diyor Narin'in cansız bedenini dere yatağına gömdüm diyor. O zaman hayatta olmayan birini... Aracın dere yatağında olduğu saat dilimi de 15.40 ile 16.30 arası. Yani o zaman hayatta olmayan birini 50 dakikalık köy meydanında nasıl gördünüz? Şimdi tabii ki buradaki ifadeler diğer şüphelilerin verdiği ifadelerle de karşılaştırılacak. Rüya önemli bir noktaya temas etti. Husumetimiz olmadığı yoktur dediği Salim'in Salim'le ilgili bölüme gelene kadar kim yaptı, kimler yaptı bilemiyorum gibi bir ifade yerine neden böyle bir şey yaptı bilemiyorum diyor. Yani o da itirafçı gibi, itirafçı da en sonki ifadesinde Salim'i işaret etmişti. Kendisine Arif'in kızını öldürdüm, yok edeceksin tehdidini yaptığını söylemişti. Burada da Arif'i suçlar olan son paragraf önemli. İsterseniz Mehmet okusun o sarıyla alınmış satırları. Öncelikle dediğimiz gibi bugün içerisinde 20 kişinin ifadesi alınıyordu. Şu saatlerde de zannedersem artık savcılıktaki ifadelerde tamamlanmak İfade üzere. İfade alma işlem bitti. Şimdi bitti ve ilerleyen geldi. Dakikalarda, ilerleyen saatler içerisinde nöbetçi suç ceza hakimine gidecek ama gün boyunca aslında insanların en çok ifadesini merak ettiği anneydi ve bu açıdan da Rüya Kuş'un ulaştığı bu beyanlar oldukça kıymetli. Burada şimdi en çok dikkat çeken Ramazan Almaçayır'ın dediği gibi bir yandan saat noktasında çelişkiler var ama bir taraftan da şu soru çok kıymetli. Diyor ki bir anneye diyor bunu bu arada soruyorlar. Diyor ki bir annesine. Nevzat Bahtiyar ifadesinde kızınız Narin Gülhan'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz anlatınız diyor. Şimdi normalde artık orada anneye açık bir şekilde kızınızın cansız bedeni ilk olarak Salim tarafından görülmüş ve verilmiş. Yani öldürmüş anlamında söylüyor zaten Nevzat. Burada anne şöyle konuya giriyor. Çok kontrollü bir cevap verdiğini görüyorum ben şurada. Ne diyor? Hiçbir bilgim yoktur. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerlerdi. Şimdi bir yandan diyor ki ceset verildi, cansız bedeni verildi diyor. Cansız bedenine hiçbir yorum yapmadan önce Nevzat ve Salim'in arasındaki ilişkiye bir açıklık getirmeye çalışıyor burada. Diyor ki hiçbir bilgim yoktur. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler, iyi arkadaşlar ve ben onları her zaman birlikte görüyordum. Dost olduklarını biliyorum. Ben bu hususu ilk defa jandarmada gözaltına alındığında öğrendim. Bizim Salim ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum. Yani burada bir kabullenme de var. Virgül koyalım, sahaya inelim. Çünkü burada çok önemli detaylar var. İşte Salim Güran'ı nerede gördünüz? İşte Hacı Hüseyin'in evinin orada gördüm ama konuşmadım falan filan. Yani burada pek çok ev, pek çok konut birbirine aslında çok yakın denilebilecek noktalarda değil mi Mehmet Geçgel? İşte itirafçı Nevzat'ın eviyle Narin'in evi birbirine işte 10-15 adım mesafede, işte belki 20-30 adım mesafede, işte bahse geçen bir ahır var, o da eve 10 adım mesafede. Yani canlı yayında gezebiliyorsunuz. O tepeyi döndükten sonra da pek çok başka konut görüyoruz. Orada da yine Güranların, akrabalarının yine belki de yan yana konutları var değil mi Mehmet? Hem bu ifadedeki detaylardan hareketle senin tespitlerin de bizim için çok önemli olacak. Sözü sana bırakalım hemen. Evet Banu Ali, yani annenin bahsetmiş olduğu, yani Salim Güran'ı görmüş olduğum dediği ev zaten okulun hemen arkasında. Sadece bu noktada gördüğünü, yani Hacı Hüseyin'in evi olarak bahsedilen Hüseyin amcanın evi.
burası oluyor. Yine itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi burası oluyor. İşte buradan bir toprak yol çıkıyor. Zaten narin en son burada görülüyor. Buradan sonra bir daha haber alınamıyor kendisinden. Okulun güvenlik kamerasına yansıyor. Zaten burayı anlatıyoruz. Günlerdir bu noktada ekranlarda paylaşıyoruz. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, yani ifade veren ve amcanın öldürdüğünü beyan eden, bu anlamda bu ifadeyi veren Nevzat Bahtiyar'ın evi hemen sol tarafta. Nevzat Bahtiyar yukarıdan amcanın kendisine seslendiğini ifade ediyor. Annenin aslında ifade ettiği bir husus var ifadesinde. Evde klima çalıştırıyoruz biz. O noktadan seslendiyse duymamış olabilirim bundan dolayı o sesi ifadesi kullanılıyor. Şimdi ben o noktaya çıktığımda zaten evdeki uzaklıkla oradaki uzaklık arasındaki mesafeyi de sizlere göstereceğim. Şimdi bu noktadan yukarı çıktığımızda Narin eğer buradan yukarı çıktıysa zaten evine gidiyor. Başka bir yere gitmiyor bu yol. Sol taraf Nevzat Bahtiyar'ın evine gidiyor. Ama Narin oradan görüntüden kayboluyor. Nereye gitti? Sol tarafa mı gitti? Yoksa düz yukarıya çıktı? Yukarıya, oraya kendi gitti. Evine çıktı. Evet, yukarıya mı gitti? Nevzat Bahtiyar'ın ifade ettiği gibi burada ahırın önünde mi katledildi? Şimdi buraya geldiğimizde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde de aslında şunu söylüyor. O patika yol yukarıya çıktığınızda ahıra çıkıyor diyor. Ama bu patika yol direkt Narin'in evine çıkıyor. Sol tarafta ahır var. Ahır buraya bir 30 metre ileride, yani 25-30 metre ileride. Burada ağaçların altından geçtikten sonra yani sol şu an taraf ahır Mehmet, oluyor. Şu an bulunduğun peki noktadan annemin aşağı baktığın zaman Hacı Hüseyin'in evini de görüyoruz değil mi okulla birlikte? Görüş alanında mı oluyor? Evet, orası orayı da görüyoruz. Şimdi yani anne bu dinamo meselesini halletmek için Hacı Hüseyin'in evine gittiği zaman o patikadan aşağı inmek durumda. Patikadan aşağı iniyor, yola çıkıyor. Yola çıkıp biraz yürüdükten sonra okulun oraya ve Hacı Hüseyin'in evinin oraya yakın gidiyor. Yakın lokasyonlar. Yani oraya gittiği zaman işte buraya Muhtar amcayı da görmüş olma ihtimali var. Sol tarafa bakarsak Hacı Hüseyin'in evi. Evet, işte bakın çok net gözüküyor. Evet. Burası Nevzat Bahtiyar'ın evi. Anne ifadesinde demiş ya, ifadesinde şunu belirtmiş. Buradan eğer seslenildiğinde ben o esnada evde klima çalıştırıyorum o saatlerde. Klimanın sesinden duymamış olabilirim. Buradan evet o önümüzdeki bahçeye seslenildiğinde oradaki evin içerisinde klimadan ses duyulur mu? Duyulmayabilir açıkçası. Yani buradan eğer kısık bir sesle seslenirse veya zaten yüksek bir sesle seslenirse sadece Nevzat Bahtiyar değil her taraftan duyulabileceğini şu anda düşünüyorum. Çünkü önümüzde okul var, sağda ev var, onun önünde ev var, diğer tarafta ev var, burada her tarafta ev var. Şimdi burada zaten konu şu Banu, diğer ifade verenlerin de beyanları ortaya çıktıktan sonra muhtemelen suçlu ya da suçlular tespit edilmiş olacak. İki tane tutuklu var zaten. Burada bu yani ne anneye bir suçlama var ancak annenin vermiş olduğu bazı çelişkilerde mahkeme başkanı diyor ki bunu demiştim mesela diyor. Mesela sırf bu ifade kolaylıkla doğruluğu denetlenebilecek bir ifade. Kesinlikle. Neden? Çünkü okulun orada kamera var. Evet. Salim Güran abinin Hacı Hüseyin'in evine gidip orada bir süre vakit geçirdiyse bunu abisinin ifadesi de kamera görüntüsü de teyit edecektir ya da yalanlayacaktır. Yani kesinlikle. Muhakkak oradan geçmesi gerekiyor ama yaya ama aracıyla ikisi de biliniyor zaten. Yani eşkal de belli, aracın tipi modeli de belli. Kesinlikle şunu biliyor muyuz? Yani Sinanlar takip ediyor sanırım adliyede. Mehmet senin de bilgin varsa ya da Rüya'nın da bilgisi olabilir. Şu an savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk maddesi gerçekleşti mi? Ya da nedir şu an son durum biliyor muyuz anne ile ilgili? Ya da bir adli kontrol, tutuklama istemi herhangi bir şey şu an belli oldu mu? Bu henüz belli değil. Bununla ilgili bilgi elimize ulaşmadı açıkçası. Sadece ifade tutana elimize ulaştı. İfade tutanağını sadece biliyoruz şu anda. Bir mahkemeye sevk işlemi oldu mu, tutuklu yargılanmak üzere sevk edildi mi? Bununla ilgili bir detay bilinmiyor şu an. Yani adli kontrol verebilir, savcılıktan serbest bırakılabilir.
tutuklama istemi uygulanabilir. Hani burada zaten artık bütün kamuoyunun beklentisi bu küçücük kıza kim ya da kimler kıydıysa onların bulunması. Yani kim ne biliyorsa bir an önce anlatması gerekiyor ki bölge halkının ya da tüm Türkiye'nin aslında bu travmadan bir an önce kurtulması gerekiyor. Evet. Çünkü psikolojik olarak inanılmaz bir kabus çökmüş durumda. Köydekilerin de isteği o yönde. Zaten biz Mehmet biz çok özür dilerim. Mehmet çok özür dilerim. Kimseyi savunmuyoruz diyorlar. Kesinlikle çok özür dilerim. Yani arkadaşlarımız yayın yapıyor. 10 gündür hayalet şehirde geziyorlar sanki. Yani insanlar ne sokağa çıkabiliyor. Yani bu travmanın bir an önce kalkması için sorumluları kimse. Zaten şu kesin olacak Banu yani. Daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Adam öldürmenin ötesinde vahşi hislerce, canavarca hislerle adam öldürme durumunda. Çok ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla muhtemelen mahkemenin takdiri tabii bu söylediğimiz konular. Daha önce gördüğümüz örneklerin de ötesinde ufacık bir çocuktan bahsediyoruz. Yani burada ne amcayı suçluyoruz, ne anneyi, ne de itirafçıyı. Ama itirafçının da öylesine vermiş olduğu bilgiler var ki. Yani bu işin neresinde? Yani Nari'nin cansız bedenini taşıdım, götürdüm. Bunlar evet birebir uyuyor. Mesela annenin söylemiş olduğu ifadede siyah tişört vardı da üzerinde. İtirafçının vermiş olduğu beyanda da o siyah tişörtle uyuyor. Ama burada oturmayan bir şey 15-15'te bu kızın görüntüleri var ortada. 17'de bu kızı gördüyseniz o zaman itirafçının aracının 16.40'ta 15.40'ta dere yatağının kenarında ne işi var? Ya şimdi bunlar tabii mahalle dedikodusu da olabilir. İnsanlar can havliyle evlatlarını bulmak için kendilerini sokağa atarlar. Herkes bir yere koşturur, oraya bakar, buraya kesinlikle bakar. Çok... Biri der ki Ayşe bilmem kim, ondan sonra bilmem ne hanımlar görmüşler. Aa görmüşler mi? Hop o gelir. Görmüşler saat 17'de falan. Anneyi de yanıltmış yani. Olabilirler şimdi bu söylemde. Anneyi de yanıltmış olabilirler. Çocuğu gördük dediği saatler belki öğle saatleridir. Belki öğle saatleridir. Belki de hiç görmemiştir. O dedikodu almıştır, yürümüştür. Olabilir. Annenin kulağını bambaşka bir şekilde gelmiştir yani. Evet, her şey olabilir. Soruşturma boyutunda şöyle. Tabii Mete lütfen. Çok ne zaman isterseniz müdahil olun. Sormak istediğiniz şeyleri sorun. Yapacağınız tespitleri de lütfen paylaşın. İki soru vardı. Programa gelen. Şimdi Nari'nin hanesinden biri korkunç bir suç işledi de aile meclisiyle kısasa kısas kararı alındığı için al öldür ödeşelim diye mi böyle bir olay yaşandı? İki, amcanın kızlarında bir sorun mu var? Nari'nin abilerinden biri onlara bir şey yapmış olabilir mi? Bir de bu ailenin reisi kim? Yaşlılar ailenin kim? Reisi Hüseyin Güran. Hüseyin Güran ailenin en büyüklerinden ve o bölgede çok nüfuzlu bir aile. Galeri işiyle, yine pamuk tarlaları olan, inşaat işiyle ve düğün salonları olan galeri işiyle ilgilenen bir aile. 11 kardeşler. Bunların içerisinde 3'ü kadın, geriye kalanlar erkek. Ve 8 erkeğin içerisinde de dediğimiz gibi orada sözü geçen ve kararları alan, hatta köy içerisinde bir durum olduğunda kendisine danışılan ve sözü dinlenen isim de Hüseyin Güran. Hüseyin Güran da şu anda yine gözaltına alınanlar arasında. Şimdi kızlarında sorun var derken o çok kapalı bir şey olmuş. Onu nasıl yorumlayacağım bilemedim. Öbür tarafta cinsel istismar, taciz vesaire diye. Hocam bunlar otopsi sonucu gelmeden bunu yorumlamak gerekiyor. Doğru olmaz. Şunu söylemek Hüseyin gerekiyor. Güran şu anda gözaltında değil, onu düzeltelim. Evet. Hüseyin Güran. Evet, Hüseyin Güran şu anda bu noktada. Ha, o zaman Hüseyin Güran, düzeltelim. Evet. Hüseyin Güran ama burada söz sahibi olan, bu kesin söz sahibi olan, bir şey sorulduğunda o var. Zaten son muhtarlık seçiminde de Salim Bey kendisi aday oluyor. Bildiğim kadarıyla da yanlışsa da Mehmet düzeltsin. Herhangi kimse orada aday da yok. Tek başına bir seçiliyor, doğru mu? Daha öncesinde de uzun yıllar yine muhtarlık yapan biri var. Yine bu ailede. Yine ailenin dışında biri değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Köy içerisinde büyük nüfusa sahip olan bunlar. Yani böyle bir aileyi konuşuyoruz.